tavuklu kebap da muhteşem bir şeydir bu arada. Aynen öyledir yani. Çıkışta gidelim öyledir. Yiyelim hatta. Aynen öyledir yani. Ne diyorsun ya? İşkembeci vardı. Peki Adana tamam, Urfa mı? Özür diliyorum Urfalılardan. Adana. Lübnan restoranlarına benzemiş. Onu konuşmam Adana ya. Adana. Acı var abi. Acı olacak biraz. İçinde acı olacak abi. Adana mı Urfa mı? Urfacıyım ben abi. Adana abi. Acı var. Ben de çok acı oluyor ya. Çok acı. Bir de yanında soğanın üzerinde sumakla beraber. Sabahları da ciğer vardır biliyorsun. Ciğer. Antep'te stadın arkasında meydan var ya. Hiç gittin mi? Tabii. Hayatımda ben kahvaltı etmedim. Bak normal sahil günde kahvaltı eden bir adam değilim. Bir sabah Antep'e gittik 8.30'da. Annemden 3 sene sakladım bu olayı. Kızıyor çünkü bana. Neden? Niye diyor kahvaltı etmiyorsun diyor. 3 sene annemden sakladım. Gaziantep'te stadın arkasında bulunan o büyük geniş çınarlı bir meydan var. Orada 7.30'da ciğer yediğimi annemden 3 sene sakladım. Adana falan da öyle ya. Efsane. Ama geç. Adana'da mesela şöyle var. Sabahleyin ciğer. İşte 11 gibi bir daha bir şey. Tamam mı? 1.30'da bir acılı. Of. Akşam şey humus. Şırdan var. Onlar falan tabii. Zaten. Mumbar var değil mi bir de? Mumbar var. Ama iyi Antep'te... Adanacı azaldı biliyor musun? İstanbul'da azaldı. İstanbul'da azaldı. Tam endüstriyel oldu diyorsun yani. Evet. Endüstriyel. Yani bak bir tane dükkandan çoğalanların hepsi bozdu. He. Mesela ilk gelenler iyiydi. Yani mesela geliyor bir tane açıyor adam iyi. Sonra mesela o yayıldı mı bozuyor abi. Döner de öyle mesela. Trabzon dönercisi şeyi de. Yani ben oraya hiç gitmedim oraya. Kavramı. Çok tuhaf hiç gitmedim oraya. Muhteşem. Ben spesifik bir yerden bahsetmiyorum canım. Abi yine. Bak bu kadar et tüketiyoruz. Bu kadar güzel et yoklar. Et var mı acaba bizim? Yani bu kadar iyi et çıkıyor mu bizim şeyimizde? Topraklarımıza diye düşünmek lazım. Serdar, 100 büyük Türk yalanına şeyi sokabilir miyiz? Kekik yerse et lezzetli olur. Yok, o yalan değil, doğru. Doğru değil mi? Ama hava katar ya. Kekik tamam. O doğru. Kekik efsane ya. Değil mi? Ya şimdi şöyle bir şey var. Türkiye'de ben biraz bilirim bu işleri yani. Belli. Et konusunu. Belli. Tavuk falan bilmem. Eti bilirim. Şimdi bu Mustafa Kemal Paşa vardır ya Bursa. Bursa evet. Tamam. Biga. İşte Kemal Paşa. Bursa. Açık Kemal ara yediğim en iyi döner. Bak, Çanakkale Bursa. Biga. İşte o... Bandırma Havzası şey, diyelim ona biz. Manyas. O bölgedir şey. Et üretimi. Yani etin en iyi büyükbaş hayvandan bahsediyor. Küçükbaş hayvanda Türkiye bayağı kalitelidir yani. Kuzuda muzuda iyiyiz. Şimdi o bölgede iyidir. Mesela Yunanistan'da Batı Trakya yani Kuzey Yunanistan derler onlar. Biz Batı Trakya diyoruz. Batı Trakya'nın etleri büyükbaş, çok büyükbaş. İyidir mesela. Büyükbaştan bahsediyorum. Açık ara dünyada yediğin en iyi et nerede yedin? Angus'tur abi. Bence Angus'tur. Nerede yedin ama ülke? Ben dünyada yediğim en iyi eti Brezilya'ya gitmedim. Orası ben Brezilya'da yedim açık orası ara. Orası bir başka efsaneymiş. Öyle hakikaten yani öyle. Güney Afrika'ya, Güney Amerika'ya gitmedim. Avrupa sınırları içinde ve Amerika'daki Katz'ta yedim. Katz. Tamam, Amerika'nın da çok güzel. Katz deride yedim. O da inanılmazdı. Kaburgası inanılmaz. Bir de ben hayatımda yediğim en güzel yemek FIFA restoranındaydı. Aa. FIFA'nın restoranında. Bütün hayatım boyunca yediğim en iyi yemek. Peki. Reklama gideyim mi? Evet dur. Güzel diyor et muhabbeti diyor Bekir. Oradan şimdi devam. Bu et dolayısıyla bu kadar çok et yok bak. Bu kadar et yok. Her gün et restoranı var. Şimdi steakhouse'lar çıktı. Kebapçısı var. Kasaplara et sağlıyorsun. Abi. Bilmem ne yapıyorsun yani biraz düşünmek lazım. Vejeteryanlar Derneği Başkanı şimdi telefon attığımızda diye bağlanacağım olacak. Hayır biraz düşünmek kızı, lazım diyorum yani bu kadar çok et olabilir mi acaba? Yoksa dondurmalar, evet. Dondurmalar bu sahne ürünlerine biraz... Ben daha iyi niyetli düşündüm. Kimyasal katıp... Bir araya getirip... Kimyasal katıp şey yapmalar. Özellikle bakın arkadaşlar 5 liraya falan döner olamaz. Sen hayır, battın oradan biliyorsun. Yani 3 liraya 5 liraya döner olmaz. Bu işleri geçin diyorsun. Hayır Serdar battı. Evet biliyorum. Tabii ben yaptım şeylik, dönercilik yaptım. Dolayısıyla ama ben tavuk döner sattım. Et hastası olmama rağmen tavuk sattım. Şimdi yani onların içinde tavuk kanadı var. Bir takım köfte harçları var. Ortaya kümülatif bir şey yani geliyor onu size et diye satıyorlar. Yani bilmediğiniz yerden kesinlikle tavuk yemeyin. Bilmediğiniz yerden söylüyorum bak. Bilmediğiniz yerden tavuk yemeyin. 3 liraya 5 liraya et döner olmaz. Mümkün değil. Yani imkansız. Etin fiyatı belli abi. Fakat açık ara yediğim kahvaltılar arasında Antep'te haberiniz yediğim... Haberiniz olsun yani. Antep'te yediğim ciğeri asla unutamam yani. Uzak ara yani. Geçen sene bir... Antep'te abi beyranı var, ciğeri var. Sonra ay, zaten bak sabah yedik. Sabahın körünü 8'de mi ne? Antep Fenerbahçe maçı mıydı? Bir maça sonra da ara öğün olarak beyran yaptık. Beyran da tabii. Beyran da bir başka güzellik. Evet, reklama çok, gidiyor. Şu anda çok küfür yedik yani. Evet evet kapatalım artık. Bu saat itibariyle değil mi? Ağır küfür. Vallahi benim de canım çekti. Tam saat ya çorbacı. Beyran değil mi? Adana kebapçısı. İyi Adana kebapçısı arıyorum abi bak. İyi Adana Urfacı kim var? Bana tavsiye edin abi.
Tamam Mert abi, şey Mert abi orayı tarz. Tekrar söylüyorum, şey demiyorum. Büyük böyle marka büyük deme bana. Faso yani böyle fabrikasyona dönmüşleri demiyorum. Onları bozdular abi. Hiç kimse kusura bakmasın. Böyle hakikaten şey kalmış, unik kalmış, güzel. Abi ilk parmaklarını yersin dediğin yerlere bak. Kurtuluş da varmış. Ben onu Adana'da... Çemberli Taş'ta bir Hatay şeyi vardır. Sofrası mı var diyorsun? Hatay kebapçısı, Çemberli Taş'ta. Ne diyorsun? Böyle melamin tabakta verir. Melamin tabakta. Ne diyorsun ya? Melamin unutmuştur millet. Tamam mı? Melamin tabakta verir. Melamin o. Melamin. Melamin var. O tabakta verir. Böyle şu kadar. Böyle zaten şey yani böyle. Dışarıdan görsen burası mı dersin? Senin bize en son götürdüğün kokoreç yediğimiz yer de efsane kokoreç. Efsane değil mi? Yuvarlak yuvarlak. Efsane kokoreç. Götürürüz ya yine. Son bir cümle söyleyeyim. Adana'da bir sabah yarışa gittik. Yarışa git izleyeceğiz, döneceğiz. Sabah 10'da indik Adana'ya. Bizim Mutlu var Adana'da. Dedi ki aynen sözünü ettiğin gibi kimsenin bilmeyeceği bir yer. O büyük camili Saatli Adana'nın büyük eski meydanının orada. Allah canım alsın şu kadar bir yer. Adam kağıda koydu getirdi. Kağıtta değil mi? Kağıtta getirdi. Oo. Korkunç yedik ve şey bekliyorsun. Mide ifrazatı bekliyorsun. Akşama kadar yok, yarışa olmaz. Gittik, maça gittik olmaz. Falan. Sıfır abi İstanbul'da. Ya bir de benim eniştem de Adanalı. Adam evde yemek yapıyor. O da güzel oluyor abi. Şeyle ilgisi var yani bunun. Genle ilgisi ya var. Bir şey var yani hakikaten. Galatasaray'ın şampiyonluk geni gibi. Basit bir basit bir köfte yapıyor. Güzel oluyor abi. Şimdi bak bir tane yani de ben... Oluyor yani. Vallahi yani. Güzel. Çok başarılı bir Kapadokya'ya şeyler. Gittik. Kapadokya'nın çanak kebabı meşhur. Veriyorsun. Geliyor çanağı kırıyor biliyorsun. Evet onun testi kebabı. Testi kebabı. Şahane, hakikaten enfes. Çok güzel yapan yerler vardı. Oradan da işte havalimanı Kayseri'den dönecektik. Arkadaşımla gitmiştik. Öyle bir organizasyon. Arkadaş? Kayseri arkadaşımla gittik. Oradan da Kayseri'de şey mantı yiyeceğiz. Mantı. Mantının yanına şey geldi. Kağıtta söyle işte çemensiz ama. Çemensiz pastırma geldi ama kağıtta. Kağıdın içine yağını da almış o. Sonradan ben onu keşfettim. Şimdi evde kendim yapıyorum. Çok tavsiye ederim. Alıyorsunuz böyle yağlı kağıdı. İşte fırın kağıdının içine yerleştiriyorsun pastırmayı çemensiz. Domatesi, biberi veriyorsun fırına. Bir süre sonra çıkarıyorsun. Enfes bir bak şey bana 32 yiyorsun. Tane olumlu mesaj geldiyse 320 tane küfür yiyoruz. Tamam devam edelim artık hadi. Ya biz devam ediyorduk. Kerem neyse, abi bir daha söyleyeyim bak 3-5 3 liraya 5 liraya et döner olmaz. Aman diyeyim bak ne yediğinize dikkat edin. Bilmediğiniz yerden tavuk mavuk yemeyin. Bildiğiniz yerden yiyin.